yüzden ben de sevgilisi İlk Hemşerilerime diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan sizin namusunuzdur. Küskünlükler her zaman olur. Kırgınlıklar her zaman olur. Kendimizi bir baba şefkatiyle düşüneceğiz. Bir evladımız evimizin camını kırdığında veyahut televizyonu parçaladığında veyahut arabamız var isek arabamızı alıp götürüp kırdığında bizler evladımızı evlatlıktan atıyor muyuz? Atmıyoruz. Encümen listelerinden şikayetler olabilir. Partimizin bir önceki yönetimine kırgınlıklar olabilir. Ama ve lakin devir kırgınlık devri değildir. Devir küskünlük devri değildir. Öyle bir zaman değildir. Şu anki süreci Allah nasip ederse 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene sonra, 60 sene sonra tarih kitapları yazacaktır. Ve bizler Siirtliler olarak nasıl geçmişte bir tarih yazıp tarihte yerimizi almışsak, bugün de Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kuvvetlendirme anlamında 50 sene, 100 sene sonraki tarihte yerimizi alma noktasında gidip bu namusumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan ismi Siirtlilerin namusudur ve ben Siirt halkının bu referandum olarak görmüş olduğum bu seçimde namuslarına sahip çıkacaklarına adım gibi inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Hatta ve de hatta ben Siirt'ten yine bir rekor bekliyorum. Rekor bekliyorum. Ben burada Kasım Ceylan'ımızın başkan adaylığını asla ve asla tartışmaya dahi açmıyorum. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Ben burada büyük bir rekor ile Recep Tayyip Erdoğan'ın bu demokratik açılımlarının, özgürlükler noktasında yaptığı açılımlarının desteklenmesine, malum şu anki süreci hepimiz biliyoruz. Bir tarafta işte Ergenekoncular, çeteciler, bilmem neciler, bir medya AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a halkın isyanını, yeter artık bu halk artık özgürleşmek istiyor diyerek ortaya çıkmış halkın isyanı olan AK Parti'yi alaşağı edebilme anlamında nasıl bir İmam Hatipli, nasıl bir halkın çocuğu gelir de bu ülkeyi yönetir zihniyeti ile bir savaş açmış durumdalar ve bu